Ermenistan ordusunun Berde'ye düzenlediği füzeli saldırıda biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti 13 kişi yaralandı. Son durumu öğreneceğiz şimdi. Bölgeye çevirelim kameralarımızı. Arkadaşımız Bülent Çulcu oldu karşımıza. Bülent artık gerçekten yorulduk biz ölen bebeklerin ölen çocukların haberini vermekten ama Ermenistan onları öldürmekten yorulmadı. Nedir son durum ayrıntıları senden dinleyelim. Ahmet Görmez sabah saatlerinde Ermenistan ordusu bir kez daha ateşkesi ihlal ederek saldırıya başladı ve birçok nokta yine ateş altında özellikle Terter -ter bölgesi ve Goranboy bölgesine yoğun şekilde saldırılar olduğunu söyleyeyim. Ve şu anda biz Goranboy'a biraz daha yakınız ve burada çok şiddetli top atışları sesleri geliyor ve Azerbaycan ordusu Adere ve Adan'da bulunan Ermenistan mevzilerini şiddetli şekilde vuruyor. Evet sabah saatlerinde Ermenistan ordusu Terter -ter bölgesi ağırlıkta olmak üzere birçok noktaya saldırılıyor saldırı düzenledi ve bu saldırılarda yine smart füzesi ve roketinin kullanıldığı bilgisi var. Biraz sonra o smart füzelerin atıldığı bildirilen noktaya doğru gideceğiz ve orada o füzeleri bir kez daha belki görüntüleme imkanımız olacak. Senin de aktardığın gibi Ermenistan Berde'ye bir saldırı düzenledi. Bir bebek 4 sivil hayatını kaybetti. 13 sivil de yaralandı. Berde'nin Karayusuflu köyüne ateşlenen bir smart füzesi Hatta şunu söyleyeyim tabi ayrıntılar netleşti. O smart füzesinin içerisinde kullanımı yasak olan misket bombalarının bulunduğu belirlendi. O ADR bölgesinden ateşlenen smart füzesine hava savunma sistemleri anında karşılık veriyor. Ve smart füzesi havada vurulduğu anda içerisindeki misket bombaları patlayarak sivillere isabet ediyor o şaraplar parçaları. Ve 4 sivil hayatını kaybetti. Bir bebek maalesef 13 sivilde yaralandı ve o dün işte akşam olay yerindeydik gerçekten de birçok eve isabet eden şarapnel parçaları vardı işte sokakta oynayan çocuk veya kucağında bebeğiyle bulunan bir anne bebeğini kaybediyor. İşte orada bir erkek şahsine bir kadın bir bayan hayatını kaybeden. Maalesef siviller hedef almaya devam ediyor ve şu anda kadar Ermenistan ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 69'a yükseldi. Yaralı sayısı ise 322, 322 oldu. Yine cephe hattında Dün akşamdan bu yana Ermenistan ordusunun 3. ateşkesi de ihlaliyle şiddetli çatışmaların yaşandığı noktalar vardı. Bunlar Adere hattı, Hocavent hattı, Fuzuli hattı ve Zengilen hattı. Burada çalışmalar yüksek yoğunluklu sabah saatlerine kadar devam etti ve Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirildi. Özellikle Gubatlı'nın hemen ön tarafında bulunan Gubatlı ile Laçin koridoru arasındaki hatta Ermenistan ordusunun topçu mevzileri yoğun şekilde ateş altına alındı ve o noktadaki birlik imha edildi ve çok sayıda top mevzisiyle birlikte araç gereç ve zırhlı araçta imha edildi. Bu arada Ermenistan ordusu şu anda cephede savaşacak asker bulmakta güçlük çekiyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı kısa bir süre önce açıklama yaptı ve Ermenistan'ın kendi topraklarından şu anda işgalen edilmiş Dağlık Karaba asker göndermeye çalıştı ve 2000 kişiye cepheye gitme emri verildi. Bu emre sadece 300 kişinin uyduğu yolunda bilgiyi paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yani şu anda gerek işgal altındaki Dağlık Karabağ'da yaşayan siviller gerek Ermenistan'da yaşayan siviller aslında cephe altına gelerek savaşmak istemiyor. Zaten cephede birçok asker e, cepheyi bırakarak kaçmaya devam ediyor ki üst düzey komutanları etkisiz hale getirildi birçok asker etkisiz hale getirildi ve işte Ermenistan'dan da e, Dağlık Karabağ işgal altındaki bölgeye getirilmek istenen siviller, askerler savaşmayı reddediyor. Tabi bu arada hemen şunu aktarayım. Sadece işgal altındaki dağlık Karabağ'dan saldırılar olmuyor. Aynı zamanda Ermenistan kendi sınırları içerisinden Azerbaycan topraklarına saldırılarını sürdürüyor. İşte e, Bent bölgesi ve Şemberek bölgesi ve yine Vardeniz bölgesinden Azerbaycan topraklarına sabah saatlerinde Tovuz bölgesine, Daşkesen bölgesine ve Gubatlı bölgesine yeni saldırılar e, düzenlendi. Ve e, bölgede çatışmalar evet devam ediyor. Terter -ter bölgesi ve Goranboy bölgesinde şu anda şiddetli çatışma sürüyor. Üçüncü kez alınan insani ateşkes kararının bugün iki gün geride kaldı ve Ermenistan ordusu tarafından bu Ateşkes ihlali 400'ün üzerine çıktı. Yani 400'den fazla topçu, havan ve Smaç roketleriyle, füzeleriyle saldırı düzenlendi ve halen de düzenlenmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu angajman kuralları gereği şu anda Ermenistan mevzilerini vurmaya devam ediyor. Ahmet Görmez.